Değerli öğrenciler, merhabalar dostlarım. Şimdi çemberde uzunluk videolarına geçiyoruz dostlar. Hemen çemberde uzunluğun bir numaralı testiyle başlıyorum ilk sorularımı çözmeye. Şöyle ayarlamasını da bir halledelim. Odaklanmasını bir yapalım. Ve bakalım birinci sorumuz ne diyor? O merkezli çemberde 5 var, 12 var. Yukarıda verilenlere göre x kaç santimdir demiş. Hemen geometrinin üçüncü farzını bir hatırlatayım size dostlarım ben. Diyor ki geometrinin üçüncü farzı, çemberde bir kiriş mi gördüm? Bakın AB bir kiriş. Hiç düşünmeden bu kirişin tam ortasına dikliği indireceksin diyor. Bu adam indirmiş zaten bizim için. Bu bir. İki, kirişin uç noktasıyla merkezi birleştirip bunun yarıçap olduğunu söyleyeceksin diyor. Şimdi neydi? Geometrinin üçüncü farzı neymiş? Kiriş gördün mü dikliği indir ama tam ortasına inecekmiş. Yani burası da 12 olur. Kirişin ucuna da yarı çapı çizecekmişiz. Ha, ister A ucuna ister B ucuna fark etmez. Yarı çapı çiz de hangi uca çizersen çiz. Buradan da bakın ne çıkıyor? 5, 12. Yarı çapı biz 13 bulduk dostum. E şu OC de yarı çaptır. Demek ki burası da 13 olacak. X'e de ne kalır böylelikle? 8 kalır diyebilirsiniz dostlar. Geldik ikinci soruya. Birbirine içten teğet olan iki çemberlerin çapları 32 ve 20'dir. Hemen bunu bir şekilsel göstereyim arkadaşlarım. Şöyle bir büyük çember var. Bir de buna içeriden teğet olan küçük bir çember var. Küçük çemberin çapı 20 santimmiş. Demek ki yarı çapı 10 santim. Şurası da 10 santim. Büyük çemberin yarı çapı 32 çapı olduğu için 16 santim olacak yarı çapı dostlar. Yarı çap 16 santim ise merkezden şu aradaki uzaklığın toplam 16 olması lazım. Demek ki bakın şurası 20 ya. Hani merkezimizin şuralarda bir yerde olması lazım. Diğer büyük çemberin merkezini. Yani yanlış çizmişim birazcık ben. Şöyle olacakmış meğersem dostlar. Şöyle bir şekilmiş. Hemen gösteriyorum. Küçüğünün yarı çapı 16, büyüğünün yarı çapı da merkezi şurada olacak. Küçüğününki 10, büyüğününki 16 olması için şuraya da 6 birim bıraktık dedim. Ve bakın merkezler arasındaki uzaklık kaç birim çıktı? 6 birim çıktı. Hemen paketledik sorumuzu. Geldik buna 3 numara. ED, BE'nin 2 katıdır, o da 8'dir. Yarı çapı kaç santimdir diye bir soru sormuş bize dostlar. Hemencecik bakalım neler yapacağız şimdi. Şimdi bir kere şurasının dik olması bize hemen kopyayı verdi arkadaşlar. Neydi kural? Geometrinin üçüncü farzı, merkezden diyorduk kirişe indirilen dikme kirişi ikiye böler sadece. O yüzden demek ki merkez buranın üstünde. Yani dolayısıyla BD uzunluğunun çap olması lazım. 12 birimse 6 birime 6 birim diye 2'ye bölecek. Şuraya da 2 kalacak. Çemberin yarı çapını soruyormuş zaten. 6 birim olduğunu bulduk bile çoktan. Evet 4 numaradayız. AC çapmış. Madem ki çap, çapı gören çevre açının 90 derece olduğunu biliyoruz biz. O halde burası da 90. Buraya da 90'ı yapıştırdım. Hemen şuraya Y diyelim. 2 tane Pisagor bağıntısı yapalım dostlar. Biz sol taraftan Pisagor bağıntısı yapalım şuradaki üçgenden. Hemen diyelim ki Y kare eşittir. Bir X'in karesi. Bir de 9'un karesi yani 81. Peki buradan da bir Pisagor bağıntısı yaparsam ben. Yine Y kare eşittir. Yani şurası devam ediyorum eşittir. 6'nın karesi 36 ile 7'nin karesi 49'a diyebilirsiniz. Peki x kare artı 81 eşittir. Şunları toplayalım 85 yapıyor dostlar. Buradan da x kare eşittir 4 kaldı. X eşittir 2 çıktı sorumun cevabı. Evet geldik buna. Bakın DC çemberin nesi dostlar? DC çemberin kirişi. Hemen kirişin uç noktasını merkezle birleştirdim. Bunların yarıçap olduğunu biliyorum. Eşitleri koyduk. 60'tan devam edelim. Şurası da 60 olacak. Demek ki bu bir eşkenar üçgen. Burası da 60. DC'de ne çıktı dostlarım? Yarıçapa eşit çıktı. Bizden de DC R oldu. Şuralarda R R. DC yani R bölü AB yani 2R'yi istiyor. R'leri sadeleştirdim.
Sorumun cevabı Bursa'dan geldi. 1 bölü 2. Şuna bakalım hemen. Evet, 2 var, x var. Buna göre diyor, x kaç santimdir? Dostum, şimdi şu uzun kenar x ise, bu uzun kenarda x olacak. 2 birim buradaysa şuraya da ben x eksi 2 yazacağım. Bakın, çeyrek çemberin yarı çapını x eksi 2 bulduk. O halde şu uzunluğumuz da x eksi 2 olacak. Çünkü bu da çeyrek çemberin yarı çapı. Dikdörtgenden dolayı buranın 90 olduğunu biliyorum. Ve şu dik üçgenden Pisagor bağıntısı yaparak soruyu çözeceğim. Şimdi yarı çapı x eksi 2 bulmuştuk. O halde burası da x eksi 2 olacak. Buna göre x kaçtır diye bir soru soruyor. İsterseniz şıkları bile deneyebiliriz. 5 koysak x'e. X 5 olsa burası 3 olur. 5 olur. 5 koysak dostlarım 3, 4 daha 7 olur. Bakın 3, 5, 7 üçgeni. Böyle bir üçgen yok. Geçtim. 6 koyarsak burası 4 olur. Burası 6 olur. Burasına 6 koyarsak 4, 4 daha 8 olur. Böyle 4, 6, 8 üçgeni. Böyle de bir üçgen yok. 8 diyelim. 8 dersek burası 6 olur. 8 dersek burası 8 olur. Burası 6, burası 4, 10 olur. Bakın 6, 8, 10 çıktı. Demek ki doğru cevabım Ceyhan'dan geldi diyebilirim dostum. Evet, test 1'in hemen 7. sorusunu aldım arkadaşlarım. Ve bakın, artık bu özelliği çok iyi öğrenmiş olmanız lazım. Geometrinin 3. farzı dediğimiz özellik. Şimdi buradaki BC aslında bir kiriş arkadaşlar. Çemberin tamamını çizersek, şöyle aşağıya doğru da çizersek, bu BC bir kiriş olduğunu görürüz. Dolayısıyla B'nin uç noktanın, yani kirişin ucuyla merkeze hemen birleştirmem gerekiyor. Birleştirdim. Çemberimin yarı çapı x artı 2. O halde burası da x artı 2 olacak. Ve bakın şu üçgenden hemen x'i bulalım. 6 bize kopyayı versin. Acaba 6, 8, 10 olur mu diye düşünüyorum. X'e 8 desem burası 10 oluyor mu? Oldu. Demek ki x gerçekten 8'dir. Paketledim hemen. Bakın 8. soru. Hemen görür görmez yapacağınız bir taktik var dostlarım. Diyor ki geometrinin 4. farzı. Bakın 3'ü öğrendik. Şimdi de 4. farz. İki çemberin birbirine teğet olduğunu gördün mü diyor. Hiç düşünme. Bak, daha farkındaysanız soruyu bile okumadım. Ne sorduğunu da bilmiyorum. Hemen çemberlerin merkezleri ile teğet oldukları noktayı düz bir çizgiyle birleştireceksin. Ve %100 Pisagor yapıp soruyu çözeceksiniz dostlar. İşte geometrinin 4. farzı da budur. Neymiş? İki çember birbirine teğetse merkezlerini ve teğet oldukları noktayı birleştirecekmişim ben. Peki şimdi devam edelim. Başka neler var burada dostlarım? Şimdi şuraya R desek, burası da R olur. Şu X dediğimiz uzunluk dikdörtgenden dolayı 2R. O halde şurası da 2R olacak. Çeyrek çemberin yarı çapıdır çünkü burası. E şu da çeyrek çemberin yarı çapı 2R. Şurası da R olacak dostlarım. Bakın her şeyi yerleştirdik aslında. Hemen şu dik üçgenden bir Pisagor bağıntısı yapalım. Çünkü bu uzunluğun tamamının 4 kök 2 olduğunu da biliyorum ben. Pisagor'u yapalım, soru da çıksın. 3R'nin karesi 9R kare eşittir. R'nin karesi, yani R kare artı 4 kök 2'nin karesi, o da 32 yapar. R kareyi buraya alırsak 8R kare eşittir 32. Yani R kare eşittir 4. R eşittir 2. Benden 2R'yi istiyor. X'i istiyor. 2 tane 2. Ceyhan'ı işaretle dedi. Ben de geldim 9. soruya. ED'ye odaklanın arkadaşlar bu soruda. Bak, benden önce çözmeye çalışın. Geometrinin 3. farzını yapacağız. ED çemberin nesidir diye sorun kendinize. Bu verilenleri kendinize sorun. Bu çemberin nesi acaba diye. ED çemberin nesi? Kirişi. Peki ben kiriş görünce ne yapacağım demiştim dostlar. Hiç düşünmeden tam ortasına, kirişin tam ortasına dikliğimi indireceğim. Yani burası 4, burası da 4. Ve bakın diklikten diklik indim. Benden de çemberin yarı çapını, yani şuradaki R'yi istiyor. Şimdi Öklit bağıntısı yapacağım. İsterseniz H kare eşittir 4 çarpı 8 Öklit'ini yapıp önce H'ı bulun. H'ı bulduktan sonra bir Pisagor yapın şu üçgende. R'yi bulun. Ya da direkt hani yan kenarın Öklit'i vardır. R kare eşittir yakın olan parça 4 çarpı hipotenüsün tamamıydı. Yani 4, 8, 12.
Demek ki r kare eşittir 48. R eşittir 16 çarpı 3 olduğu için 4 kök 3'ü 9. soruyu Ceyhan'dan da böyle bulabilirsiniz dostlarım. 10. sorudayız. Kısa kenarının uzunluğu 10 santim ve sarı renkli dikdörtgen biçiminde. Bak dikdörtgenmiş bu. Demek ki şuralar 90. Her bir açımız 90'ar derece. Şunlara 90'ı çakalım şöyle. Hatta şöyle de diyebiliriz değil mi? Dikdörtgen arkadaşlar çemberin içine konulduğu zaman bu dikdörtgenin böyle dört köşesi de çembere dokunuyorsa köşegen dediğimiz uzunluk çap olmak zorunda. Neden hocam? Çünkü sadece çapı gören çevre açı 90 derecedir. O yüzden bu çap olacak ki gören çevre açımız 90 derece rahat rahat olsun. Peki çemberin yarı çapı da 13'müş. O halde 13, 13 diyelim buralara da dostlarım. Yani 26 oldu. Bakın ne çıktı? 5, 12, 13 üçgeninin 2 katı geldi. Yani 10, 24, 26 üçgeni çıktı. Şuradaki dik üçgenimiz dostlar. Sarı dik üçgen. 10 burada, 26 buradaysa x'de 24 olacak. Yani cevap Edirne'den paketlendi bile çoktan. 11. soruyu okuyoruz. Yeni nesil bir sorumuz yine. Önden görünümü yarım daire şeklinde olan hangarın dikdörtgen şeklinde eş büyüklükteki kapılarının yüksekliği 2 kök 14 metredir. Şuradaki yüksekliğimiz 2 kök 14. Tamam. Sonra AB'yi vermiş. Bakın yarım dairenin çapını vermiş. 18 demek ki şurası merkez tam orta olmak zorunda burası. Yarı çapım 9. Yani şurası 9 oldu o zaman arkadaşlarım. Hemen şurada bir Pisagor çakalım isterseniz. 9'un karesi 81 eşittir. 2 kök 14'ün karesi 4 çarpı 14'ten 28 56. Artı şuraya da K uzunluğu dersem K kare. 56'yı çıkartalım. 25 mi kalıyor arkadaşlar? 25 eşittir K kare. K eşittir 5 geldi. Demek ki burası 5. O zaman burası da 5. X uzunluğumuzda ne çıktı? Adana çıktı dostlar. Evet hemen test 1'i bitirdik. Test 2'ye geldik. Birinci sorusuna bakıyoruz. Evet 4, 12 var, 8 var, çeyrek çember falan filan. Şimdi şuraya K uzunluğu desem ben. OC uzunluğu K artı 8 oldu. Yarıçap K artı 8. O halde burası da K artı 8. Ve bakın şurada bir dik üçgen çıktı arkadaşlarım. K 12 K artı 8. Şimdi 12 ile özel dik üçgenleri düşünün. İlk aklıma gelen 5, 12, 13. Bakalım oluyor mu? 5 desek. Evet gerçekten burası 13 oluyor. Demek ki K 5. Dolayısıyla çemberin yarı çapı da 5 ile 8'in toplamıdır. 13'ü paketledim. ABCD kareymiş dostlarım. Ve bakın çeyrek çemberimizin yarı çapını X vermiş. O halde burası da X. Burası da x. Yani aslında karenin bir kenarı x. Demek ki şurası da x eksi 2 olacak. Çünkü ikisi burada. Hemen şuradan şu dik üçgeni konuşalım dostlarım. Bakın aralarındaki fark 2 olduğunda bir dik üçgenin. Bakın böyle x 2 eksi 2 fazlası. Yani aralarındaki fark 2 ise bu çok 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 yüksek ihtimalle 6-8 10 üçgenidir. Hatta %100 6-8 10 üçgenidir. Buraya 6 diyelim. Buraya 8 diyelim. Burası da 10 olması için x'e yine 8 dediğimde bakın 10 oluyor arkadaşlarım. Demek ki gerçekten x'i 8 bulduk. Böyle özel üçgenlerimizi aklınızda bu şekilde tutabilirseniz tabii daha kolay oluyor arkadaşlar. Yoksa ne yapacaktım ben burada? Ya tek tek deneyecektim. İlk önce 3, 4, 5'i deneyecektim. Ne bileyim 5, 12, 13'ü deneyecektim. 6, 8, 10'u belki daha sonra deneyecektim ama aralarındaki farkın 2 olduğunu görünce hemen 6, 8, 10. Mesela aralarındaki fark 3 olsaydı her bir kenarın 9, 12, 15. Aralarındaki fark 1 olsaydı 3, 4, 5. Yani hep 3, 4, 5'in katları olacaktı diyebilirsiniz. Evet geçiyorum bir sonraki sorumuza. 3 numaralı sorudayız. 8 vermiş. Şimdi diyor ki kural. Eğer diyor merkezden teğet noktasına yarıçapı çizersen bu her zaman dik gider. Şimdi bu yarıçap, bu da yarıçap. O halde burası da 30 derecedir. 30, 30 şurası 120 yapar. 120'nin iç tarafı 60'tır. Demek ki burası 30, 60, 90 üçgeni. 60'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı kesinlikle 8 bölü kök 3'tür. Burası 8 bölü kök 3. Demek ki burası da 8 bölü kök 3. Bakın yarıçapı bulmuş olduk. Peki 120'nin karşısı neydi?
30'un karşısındaki 8 bölü kök3'ün kök3 katı olacaktı. 120-30-30 üçgenin özelliği de buydu. Demek ki 3. sorumun cevabı, yani x 8 gelecek diyebilirsiniz dostlar. Evet, hemen 4 numaraya geldim arkadaşlarım. Bakın şimdi 4 numarada C noktası yine teğet noktası. O zaman hemen O ile C'yi birleştirip dik olduğunu gösterelim. Yarıçap 2'ymiş, buraya da 2 yazalım. OF 2'ymiş çünkü yarıçapı 2 vermiş. E şu FB de mecbur AE'ye eşit, burası da 2 oldu. Bakın 90'ın karşısı 4. Demek ki şurası 30 derece, 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı da 2'nin kök3 katı 2 kök3 olacak diyebiliriz. Şimdi bundan sonra seçeneğimiz çok. Mesela şunu görebilirsek, DB büyük çemberin bir kirişi ve ben merkezden kirişe dikme indirmişim. O zaman 2'ye bölecek hocam burayı. Demek ki x de 2 kök3 olacak. Hemen paketledim. Ya da şöyle yapardık dostlarım. Tam ortası da olmasaydı şöyle de bulabilirdik. Çapı gören çevre açıyı çizip, bakın şunun burada 2'ye böldüğünü, 4'e 4 böldüğünü, o zaman Ceyhan'dan da 2'ye bölecek. Çünkü paralel doğrunun görevi ne? Bir tarafı 2'ye bölüyorsa diğer tarafı da 2'ye bölmek zorundaydı. Dolayısıyla 2 kök3'ü böyle de bulabilirdik. Evet, 5 numara. Bakın bu sorudan biz çemberde açıda da gördük dostlarım. Hemen hatırlayacaksınız. Şimdi bir kirişin, bakın şu bizim BC kirişimiz. Arkasındaki yayın ölçüsü ne oluyor? 60 gördüğü için 120 derece oluyor. Şimdi bir kirişin arkasındaki yay 90, 60 ya da 120 ise hemen ne yapacaksınız demiştim. Merkezden bu kirişin uçlarına yarı çapları çizeceksiniz dostlarım. Merkez açımız burada neyi görüyorsa aynısı olacağı için bu da 120. Ve bakın burada 120 yarı çap yarı çap, yani RR 120 30 30 üçgeni çıktı. 4 kök 3 santim yarı çaplıymış. Bu demek ki şu R dediğimiz şey 4 kök 3. Peki 120'nin karşısı ne olacaktı? 30'un karşısındakinin kök 3 katı. Burası 3 ise 4 kök 3 12 santim çıktı. Geldik şuna, 6. sorumuz. BAD açısı DAC'ye eşitmiş. Yani şurada bir açıortayımız var arkadaşlarım. O zaman hemen açıortay teoremi yapalım. Ayak 4, kol 6. Yani 2K'ya 3K. O zaman bu ayak 2K, bu kol 3K. Şimdi bir de çember kullanalım. Bakın dışarıdaki bir noktadan çembere 2 tane teğet çizildiği zaman bu teğetlerin uzunlukları eşitti. Yani şurası şuraya kesinlikle ama kesinlikle eşit. O halde 3K eşittir 2K artı 4. Demek ki K 4. Bize neyi soruyor? 3K'yı soruyor. 3 kere 4. 12'yi paketledik dostlar. Evet, test 2'nin de ilk 6 sorusu tamamdır. Geldik 7. soruya. Mavi renkli kare şeklindeki kağıt turuncu renkli daire şeklindeki kağıdın üzerine yapıştırılmıştır. Sarı renkli daire şeklindeki kağıt da mavi renkli kare şeklindeki kağıdın üzerine yapıştırılır. Tamam, bunlar hep üst üste yapıştırılmış arkadaşlar. Turuncu renkli daire şeklindeki kağıdın yarıçapı 16. Heh, bunu bir gösterelim. Şimdi merkez tam şu ortaysa turuncunun yarıçapı şurası ya da şurasıdır değil mi dostlarım? Tam merkez burasıysa ve yarıçapı 16 santim miydi? Daire şeklindeki kağıdın yarıçapı 16 idi. O zaman buranın toplam uzunluğu 32. 16 burası, 16 burası, toplam 32. Yani şu karenin aslında biz bir kenarını da bulmuş olduk arkadaşlar. 32 olması için buranın ne olması lazım? 16 kök 2 olacak ki kök 2 katıydı hatırlarsanız. 45-45-90'dan dolayı söyleyebiliyorduk bunu. Peki 16 kök 2 karenin bir kenarı. Hadi merkezden kirişti bu, DC kiriş olur. Tam ortasına dikmeyi indirelim. 8 kök 2. Şurası da 8 kök 2. Şu da 8 kök 2 oldu. Bakın sarı renkli dairenin de yarı çapını bulduk. Bize belki de onu soruyor. Sarı renkli daire şeklindeki kağıdın yarı çapı nedir diye soruyor. Evet, 8 kök 2'yi bulmuşuz bile. Çoktan biz arkadaşlar. Geldik 8 numaralı sorumuza. Yarım daire şeklindeki kartondan bir kenar uzun 4 birim olan kare biçimindeki ABCD bölgesi çıkartılmış. Biz çıkartılmadan hemen şöyle bir çizelim burayı. Merkezimizi şöyle işaretleyelim. 4 dediği için 2, 2 diye böldü. Buralar 4. Şu yarı çapı çizelim. 2, 4'ten
2 kök 5 olur. Hatta şu yarıçapı da çizelim. Yine 2 kök 5 olur. E yarıçap 2 kök 5 ise şu uzunluk da 2 kök 5'tir. Yani ne bulduk? X ile 2'nin toplamı 2 kök 5. O halde X ne çıkacak? 2 kök 5 eksi 2. Yani 2 parantezinde kök 5 eksi 1 doğru cevaptır diyebiliriz dostum. 9 numarayı okuyorum hemen. AB 150. Şimdi AB çaplı yarım daire diyor. He, bakın şurası AB çaplı yarım daireymiş. Tamam. Ve AB'yi 150 vermiş bize. Merkezi şöyle oturtturalım. Şu yarım dairemizi de bir daha gösterelim. 150 ise şurası 75, şurası 75 olsun. CD'yi 90 vermiş. CD paralel mi bir bakalım. Gerçi kiriş olduğu için hemen ne yapacağım? Kirişin tam ortasına dikmeyi indireceğim şöyle. 90 santim dediği için buralar 45 olacak. Yarı çapı kirişin ucuna çiziyorum hemen. Burası 75'ti. Bakın taktiği yapınca soru kendiliğinden çıkacak. Şimdi okuyacağız en son soruyu. Bakın burada bir 45, şuraya K diyelim. 45, K, 75 üçgeni çıktı. Hemen 15'e bölersek. 3 mü oluyor? Evet 3. 15'e böldüm K bölü 15. 15'e böldüm 5. Demek ki 3, 4, 5 üçgeniymiş. Burası 4. K bölü 15, 4 ise K eşittir 60. Demek ki şurası 60. Burası 60. Hatta yarıçap kaçtı? 75. Şuraya ne kaldı? 15. Evet, şimdi soruyu okuyalım. Buna göre bayrağın pencerenin tepe noktasına en yakın noktasının uzaklığı. Bayrağın pencere... Ha şurayı soruyor işte. 15'i soruyor arkadaşlarım. Sorunun cevabı 15. Bulduğumuz yer çıktı. Peki geldik buna. Grafik tasarımcısı Mehmet bir firmanın reklam afişi için daire şeklindeki bir kağıdı birbirine dik iki doğru parçası ile dört bölgeye ayırıyor. Şimdi burası 90 dereceymiş. Hemen merkezimizi şöyle rastgele bir yere koyalım. Şu toplam 8, 6 da 14 santim. Buna ben bir dik indirirsem kirişe bu 7, 7 bölecek. Şurası 7, şuraya da 1 kalacak. Şu da toplam 12, 4 daha 16 santim yine. 16 ise bunu da 2'ye bölecek. Şöyle dik indirdiğimde kirişim. 8, 8 diye bölecek. Şurası 8, şuraya da 4 kalacak arkadaşlarım. Toplam 8, 8 olsun diye. Kiriş ise kirişin ucuna, hatta şurası da 4 oldu değil mi? Kirişin ucuna yarı çapı çizelim hemen şuraya. R diyelim. Hatta R'yi de bir bulalım. R kare eşittir. Bir 7'nin karesi bir de 4'ün karesi. Yani 49 artı 16 olsun. R kare eşittir. 49, 59, 65 oluyor. R eşittir kök 65. Bize neyi soruyor? O yarı çapı soruyormuş zaten dostlar. Biz çoktan bulmuşuz bile. Kök 65 olduğunu bulduk. Sorumuzun cevabı Adana'dan geldi. Evet dostlar, ilk iki testi gömdük. Bir sonraki videoda bir iki test daha gömeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hepinize full yakışır inşallah arkadaşlarım. İyi dinlerseniz çok rahat öğreneceğiniz konulardır bunlar. Hepinize çok güveniyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın.